Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz hattat ve kaligraf Sayın Mehmet Han Akan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Biz de size kolaylık diliyoruz. Çünkü sabır gerektiren... Evet. Çok ama çok zor bir işiniz var. Şimdi tüm detayları bize anlatacaksınız ama öncelikle hat ve kaligrafi sanatçısı Sayın Mehmet Han Akan kimdir diye soracağız. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sorunuz için. Öncelikle bizleri burada kendimizi, sanatımızı tanıtmamıza yeşil ışık yaktığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca sözlerime başlamadan bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle de dünyadaki bütün kadınların ve sizin gününüzü kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Han Akan 1964 Diyarbakır Silvan doğumlu. İlk orta lise tahsilimi orada tamamladım. Akabinde vatani görevimi yaptım. Görevimin hemen akabinde birçok sınava girdim. Çoğunu kazandığım halde o dönemde emniyet teşkilatını seçtim. Sonra ortaokul yıllarındayken bir öğretmenimin adını yazdığımda bana bir iyilik yapacağını ifade etmişti. Ve bir müddet sonra öğretmenler odasına çağırarak bu evladımız ileride iyi bir kaligraf ve iyi bir hat sanatçısı olacak. Bu inançtayım. Bana da kulağıma eğilerek dedi ki ben sana bir iyilik yapacağım ama biraz mühlet ver. Ben bir hattat arıyorum dedi. O dönemde tabii teknoloji bu kadar ileride değildi. Cep telefonları yoktu. Sonra sağ olsun bir hattat bulmuş. Ona bir mektup yazmış. O mektubu bana verdi. El yazımla yazdım ve ben gönderdim. Şaşılacak durum o ki 20 gün sonra o hat hocamız bana kamış kalemleri göndererek yardımcı oldu. Beni tanımadı halde. Sonra o süreç geçti. Askerlik görevinden sonra işte Nazilli Polis Okulu'na gittik. Orada okul birincisi olduğumuz için İstanbul'u hocamla tanışmak için kendi tasarrufumla seçtim. Geldim hocamla tanıştım. O görevin ağırlığı içerisinde de zaman zaman işte mutat tarihlerde ders aldım. Fakat yeterli olmuyordu. 2005 yılında emekli olur olmaz 7 yıl, 8 yıl kadar bilfiil Mücahit Kılınçer hocamla çalışarak icazetimi aldım. Bugün hamdolsun Eyüp Sultan'da dershanemiz var. Hat ve kaligrafi üzerine inşallah ata sanatı olan bu sanatı çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Evet, ne kadar da güzel bunu çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz dediniz. İlgi var mı peki? Tabii, ilgi gayet güzel. İlgiden çok memnunuz. Bizim 10 yaş ve 65 yaş arası öğrencilerimiz var. Bununla birlikte ilgisi olup bu işi beceremeyen çocuklar da çıkabiliyor nadiren. Ama ilgi duyup ben çalışacağım, azmedeceğim, başaracağım diyorsa, bilinçaltında o duygular yatıyorsa başarılı olur. Harika. Peki, biz sizden hat sanatının tarihçesini de anlatmanızı rica edeceğiz. Elbette ki hat sanatı şöyle bir tarihçeye başlayalım. Mübarek Efendimiz, Peygamber Efendimiz 40 yaşında Hira mağarasına çıktığında Cebrail aleyhisselam ona bir insan kılığında görünerek sen Allah'ın seçilmiş kulusun. Bundan sonra uykunu düzenle, sana mutat tarihlerde zaman zaman vahiy gelecek, hazırlıklı ol dedi. Kendisi tabi bu minvalle hareket etti. Ve uzatmayalım, 23 yılda Kur'an-ı Azimşan nazil oldu. Kur'an nazil olduğu zaman onun 9 tane ezber ve yazar arkadaşı vardı. Papirüs ve deri parçalarına yazarlardı. Bunu yazarlarken bir taraftan hafızlar ezberlerdi. Akabinde mübarek Efendimiz emanetini teslim edip hak yola yürüdüğünde o zaman Ebubekir Sıddık o papirüs ve derileri istifleyerek bir örnek oluşturdu. Akabinde Hazreti Ömer bunu muhafaza etti ve o dönemde sağ kalan hafızlarla denetimini yaptı. Doğruluğunu tescilledi. Hazreti Osman döneminde 7-8 tane Kur'an örneği çıkarıldı ve bunlar dünyanın Müslüman ülkelerine dağıtıldı. Hindistan'a, Pakistan'a, Afrika'ya, İstanbul'a, Mekke'ye
ve birçok İslam ülkesine dağıtılarak bu yazının, Kur'an'ın büyümesi, gelişmesi, çoğalması ve milyonlara ulaşması sağlanıldı. Bu vesileyle has sanatın tarihçesi o ilk vahiy ile birlikte, o Kur'an'ın, kelamın ülkelere dağılmasıyla birlikte o ülkelerdeki mevcut has sanatkarları Allah rızası için bir yarışmaymış gibi yarışırcasına o harfin estetiğini, güzelliğini, zarafetini ortaya çıkarabilmek adına bugünkü hüsnü hat dediğimiz hat sanatı ortaya çıkmıştır. Evet. Peki, hat ve kaligrafinin farkı nedir? Çok güzel bir soru. Diyelim ki bugün dünyada 230 kadar ülke var. Bu ülkelerin 170-180 kadar ülkesi Latin harflerle eğitim görmekte ve hayatını idame etmekte. Bu ülkelerin çoğunda Latin harflerle hat sanatı işlenmekte. Buna kaligrafi diyoruz. Diğer Arap Yarımadası'nda ve Orta Doğu'daki o İslam ülkelerinde de Arapça harflerle estetik ve güzel yazı biçimi var. Ona da hüsnü hat, hat sanatı diyoruz. Kısacası Arapça harflerle yapılan yazı şekline biz hat, Latin harflerle yapılan yazı şekline de biz kaligrafi diyoruz. Fark bu. Aradaki fark budur diyorsunuz. Peki geleneksel el sanatlarına başlamanın belli bir yaşı var mı? Tabii ki bir yaşı, bir sınırı olmalı. Mesela 10 yaşından küçük çocukların başlaması eğitimlerinde biraz gecikmeye mahal verebilir. Bizim için uygun gördüğümüz yaş 11-12 yaş aralığından başlar. Çünkü sizin gösterebildiğinizi ya da ona verdiğiniz ödevi anlaması ve cevap vermesi lazım. Evet. Şu an itibariyle sanatınızı icra ettiğiniz bir yer var mı? Elbette ki biz Eyüp Sultan ilçesinde Hat ve Kaligrafi Merkezi adı altında küçük bir dershanemiz var, şirin bir dershanemiz. Orada öğrencilerimiz var. Öğrencilerimize hat ve kaligrafi derslerini vermekteyiz. Bunun ötesinde gittiğimiz birçok alanda inşallah tanındığımız için zaman zaman ilim yayma cemiyetlerinde, imam hatip okullarında da bu dersleri vermekteyiz. Evet. Peki bu sanatın topluma faydası nelerdir? İlgi, alaka gerçi biraz önce söylemiştiniz evet. Ama toplumdan gelen ilgi, alaka sizi mutlu edebilecek kapasitede mi? Doğrusu güzel bir ilgi, alaka görüyorum. Faydalarına gelince elbette ki çocuklarımız maalesef ki o ilk dönemlerdeki çocukların veya bizim akranlarımızın yaşadığı dönemdeki çocukluk edep ve ahlakı biraz erozyona uğramış toplumda maalesef. Ancak bu sanat dalına gelen çocuklarımız yazıya başlamadan önce Allah kelamı olduğunu, edebi, adabı, ahlakı, oturup kalkmayı, insanlar arasındaki ilişkileri öğretiyoruz. Onun dışında sabır mesleği, çok büyük bir sabır lazım bu iş için, meşakkatli bir yol. Allah-u Teala da kendisini bize tanıtırken bencil değil, ben demiyor, biz diyor, biz diyerek konuşuyor. Neden biz diyor? Sıfatlarıyla konuşuyor. 99 sıfatıyla, Esma-ül Hüsna'sıyla. Buna baktığımız zaman Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kudus, Es-Selam, El-Mü'min, El-Mü'min, El-Aziz, Cebbar, Mütekebir, Halık, Bari, Müsevir devam eder. Burada bir mesaj var. 99. isim Es-Sabur. Yani Allah bir mesaj veriyor. Diyor ki sizin başınıza ne gelirse ama güzellik ama musibet mutlaka sonuna kadar dayanın diyor, sabredin. Dolayısıyla sabır lazım. Bu konuda da çok iyi bir ilgi alaka görüyorum ben. Harika. Peki eğitimci olmak için bir belge veya ölçü var mı? Elbette ki bir inşaatı yaptığınız zaman örnek vereceğim. Mühendissiz olmaz. O işin ehli olan, ehliyetli olan bir insanın başında bulunması lazım. Bir araç kullanıyorsanız ehliyeti olması lazım bir insanın. Hatta kaligrafi de böyle. Bunun bir ölçüsü var, eğitimi var. Biz eğitimde önce harfleri öğretiyoruz. Sonra harflerin arkadaşlarını birleştirmesini öğretiyoruz. Sonra şiir, kaside, ayet, sure, hadis yazdırarak onların yazıyla pekişmesini sağlıyoruz. Ve bunun akabinde belli bir seviyeye geldiği zaman, eğitim çıtasını yükselttiği zaman o zaman biz ona bir icazet veriyoruz. İcazet aldığında
onun yazdığı yazının altına bundan sonra imza koyabileceğini ve eğitimci olarak öğrenci yetiştirebileceği manasındadır. Biz de icazetli hocalardan biriz inşallah. Evet. Peki, hat ve kaligrafide en iyi ustalar kimlerdir? Doğrusu Osmanlı döneminde Osmanlı padişahlarının 36'sının 24'ü hattattı. En kıymetli mesleği yapmak üzere hattatlık için zaman ayırmışlar ve hattatlık yapmışlar. Ancak o dönemden başlarsak önemli hattatlar Şeyh Hamdullah, Kazasker Mehmet Efendi, Ahmet Şemseddin Karahisari, Hafız Osman, Mustafa Rakım, Hamit Aytaç, özellikle Osmanlı ile Cumhuriyet arasında köprü olan ve hemşerim olmasıyla da gurur duyduğum Diyarbakırlı rahmetli Hamit Aytaç ustamız. Dolayısıyla onun öğrencileri bugün İsmail Yazıcı, Hasan Çelebi, Emin Baran gibi, Hattat Mücahit Kılınçer gibi çok önemli hattatlarımız var. Biz onlardan sonra gelen ikinci kuşağız. İnşallah biz de bu ata sanatını, ecdat sanatını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışacağız. İnşallah. Yaptığınız eserlerle ilgili sergi açtınız mı? Ve tabii izleyicilerimizin de bu muhteşem hediyeyi görmelerini istiyorum. Teşekkür ederim. Böyle de bir kitabınız var. Eserlerinizin içerisinde yer aldı. Kaydımız sonrasında da sizden kendi el yazınızla bir imza rica edeceğim lütfen. İnşallah. Yaptığımız eserlerle ilgili tabii çok sergi açtım. Allah nasip ederse hemen iki gün sonra pazartesi günü de Sarıyer Belediyesi'nin ana binasında 16. sergimi açacağım. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde açtım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde açtım. İzmir Belediyesi Çeşme'de açtım. Eyüp Sultan Belediyesi'nde, Kağıthane Belediyesi'nde, Büyükçekmece Belediyesi'nde vesaire birçok il ve ilçede açtım. Bu gittikçe de yoğunlaşarak devam edecek inşallah. Bu eserleri tabii sergilerken aynı zamanda tamaşaya gelen izleyicilerimiz orada Allah'ın bize ne mesajlar verdiğini ya da gelmiş geçmiş velilerin, alimlerin bize hangi mesajları söylemek istediklerini de görüyoruz. Ve tabii görsel, göze hitap eden çok güzel eserlerimiz var orada. Pazartesi de inşallah bu vesileyle tüm sanatseverleri de davet ediyorum. Evet. İlerisi için projeleriniz var mı? Doğrusu herkesin yüreğinde bir ukde var. Benim de yüreğimde çocukluğumdan beri en büyük ukdelerden birisi. İnşallah Rabbim nasip ederse güzel bir Kur'an-ı Kerim yazmak ve akabinde başka Kur'anları tamamlamak. Kur'an-ı Kerimleri. Bununla birlikte öğrenci yetiştirmek, ata sanatımızı bizden sonraki kuşaklara aktarmak, Allah kelamını aktarabilmek benim için en önemli şeylerden biridir. Ancak şu anda uğraştığım bir proje var. Genç engellilerimizle ilgili, 15-25 yaş arası erkek genç engellilerimizle ilgili bir dosya hazırladım, başbakanlığa veriyorum. Onların kendi özgüvenlerini kazanabilmeleri ve toplumda saygın olabilmeleri adına inşallah o engellerimize biz engeli aşan harfler adıyla bir proje başlatıyoruz. Muhteşem, muhteşem bir proje. Teşekkür ediyorum. Gençlerimize ve çocuklarımıza bir mesajınız var mı? Çok teşekkür ederim bu soru için de. Elbette ki var ama aslında gençler çocuklardan önce anne babalara bir mesajım var. Çünkü onları doğuran, büyüten, eziyetlerini çeken anneler, babalar. Onların mutluluğuyla mutlu olan, işte efendim üzüntüsüyle sarsılan anne babalardır. Bence anne babalar sadece okulla çocukları sınırlandırmasınlar. Bir meditasyon sanatı gibi deşarj olabilecekleri bir sanat dalına sevk etsinler. Bu sadece hat ve kaligrafi değil, filografi olabilir, çivi sanatı diyoruz. Ebru olabilir, müzik olabilir, spor olabilir, bir enstrüman olabilir. Bunlarla çocuk uğraştığı zaman kesinlikle okul dışındaki vaktini o sanat aşkına ayırıp orada harcayacak. Yanlış süflü küflü işlere bulaşmayacak. Dolayısıyla çocukların ülkeye daha böyle vatansever olabilmeleri ve ülkelerini sevmeleri ve faydalı insan olmaları adına mutlaka bir sanat dalına göndermelerini tavsiye ediyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum size. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, hattat ve kaligrafi sanatçısı Sayın Mehmet Han Akan konuğumuz oldu. Hoşçakalın.